Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kim var? Bugün yanımda Mihre var. Mihre bir eczacı ve depoda çalışıyor. Depoda mesul müdürü olarak çalışıyor ve bize depo hakkında bilgi verecek. Depoda ne iş yapıyor ve sizlerden gelen sorular topladım ben Instagram'dan. Onlar üzerinden konuşacağız Mihre ile. İlk olarak kendini bence tanıtarak başlayalım. Hani sen kendinden bahset bir kısaca. Ben Mihre Özgan. Anadolu Üniversitesi'nden 2020 yılında mezun oldum. Yardımcı eczacılığımı tamamladıktan sonra Samsun'un bir depoda mesul müdür eczacılığa başladım. Bir yandan da Gazi'de farmasötik teknolojide yüksek lisans yapıyorum. Ve şu an deneyimiz devam ediyor. Deneyi bitiremediğimiz için şu an laboratuvardayız arkadaşlar. Ara ara deneyimizin ölçümlerini yapıp sonra yine devam edeceğiz sizlerle. Ben şimdi sizden gelen sorularla başlayayım. Birincisi aslında bu şu soruyla başlamak istiyorum. Çünkü daha böyle genel bir bilgi. Diyor ki arkadaşımız depoda çalışan bir eczacının bir günü rutin olarak nasıl geçiyor? Bize bir gününü anlatabilir mi diye bir soru gelmiş. Tabii önce işe başladığım zaman kurumsal hayat maillerimi açıyorum. Bu bazı ilaçlar piyasadan geri çekiliyor ya da firma geri çekilecek olsa ne kadarına ulaşabilirim diye bize mail atıyor. Depomuzda o ilgili ilaçtan var mı, o seriden var mı diye bilgi iletiyoruz. Önce o mailleri bir kontrol ediyorum. Sonrasında buzdolaplarından, oda sıcaklığından bize uyarılar falan geliyor. İşte oda sıcaklığındaki ilaçların 15-25 derecede olması gerekiyor. Yine dolaplarda işte aşımı olmuş mu diye onları bir kontrol ediyorum. Bunlar aynı zamanda benim telefonuma da geliyor ama çok üst üste geldiği için acaba arada kaçırdım mı diye onlara bakıyorum. Sonra depo alanını bir geziyorum. İşte her şey yolunda mı, ilaçların saklanmasında bir sıkıntı var mı? Mesela ilaçların palet üstünde olması gerekiyor, duvarlarla temas etmemesi gerekiyor. İşte buzdolaplarında ilacın direkt buzdolabına temas etmemesi gerekiyor. Yoksa bu sefer nemleniyor. Bunları kontrol ediyorum. İlgili uyarılarda bulunuyorum. Sonra bir şey oldukça devam ediyorum günüme. Anladım. Sorayım. İşe girişte deneyim isteniyor mu diye sormuşlar. Yok, benden deneyim istemediler. Zaten normalde eczanede gördüğümüz ya da hastanede gördüğümüz çok farklı bir şey. Yani bir insanın deneyimli olmasının çok da imkanı yok yani. Bana da işte dediler, daha önce hani yapmadım dedim, sıkıntı olur mu diye sordum iş görüşmesine. Zaten öğrenirsin dediler. Bir de kurumsal bir depo olduğu için yine başka şubelerdeki eczacılarımızla konuşarak bir şekilde hallettik. Çünkü stajlarda da zaten hiç depo stajı yapmıyoruz, dediğin doğru yani. Hiç daha önce görebileceğin, deneyim kazanabileceğin bir alan değil. Aynen. O yüzden istemeleri zaten absürt olurdu yani. Evet evet. Aynen. Şunu sen değiştireyim. Devamlı. Aynen. Biz diğer soruma geçiyorum. Diyor ki daha önce başka bir yerde çalıştıysa onunla ilgili bir kıyaslama yapabilir mi diyor depoyla şu arasında. Aynen diyor. Yardımcı eczacılık yapmıştım daha önce. Yardımcı eczacılıkta acayip bir yoğun olan bir eczanede yapmıştım. O yüzden yemek yemeye bile vakit bulamıyordum. Sürekli yemeğe çıkıyordum. İşte bu sefer hasta geliyordu, reçete karşıla derken günüm çok yoğun geçiyordu. Depoda biraz daha en azından hafta sonlarım bana kalıyor. Gün içinde istediğim gibi mola verebiliyorum. Zaten yasal sınırlar içinde 1,5 saat mola hakkımız var. Onun dışında bazen ekstra mola yaptığım zamanlar da oluyor iş yoğunluğuna göre. Kaçta başlayıp kaçta bitiyor mesai saatiniz? Normalde 8.30-7 aslında. Hı-hı. Ama işte biraz duruma göre değişiyor. Esneklik sağlayabiliyorlar. Hı-hı. Ya da işte mesela başka şekillerde işte hafta sonu geldiğim zamanlar falan da oluyor, sayım zamanları. Hı-hı. Bir şekilde hallediyoruz. Ha, anladım. Güzel. Bir de ne sormuşlar? Diyorlar ki bu da eczacı bir arkadaşımdan geldi. Neden hiç ilaç bulamıyoruz? Depolar, yani dolaplarımız hep bomboş diye. Yani bu zaten şu dönemimizde hepimizin bildiği bir eczacı sıkıntısı. Aynısı bizde de var. Yani bizde de zincirleme bir şekilde firma depoya vermiyor, depo eczaneye vermiyor ya da veremiyor. Yani bizde de şu an pek ilaç yok aslında. İşte geliyor, geleni tevzi dağıtıyoruz zaten. Hı-hı. Hani sürekli bir şeylik var, karışıklık var. İşte mesela geliyor amoklovin şurup gelmiş, bakıyoruz hangi eczaneye vereceğiz bunu, çok az. İşte tevziye çıkıyoruz bu sefer çünkü firma bize de vermiyor zam gelecek diye. Tevziye çıkmak ne demek? Şey oluyor mesela, eczane başına atıyorum 2 tane. İşte arıyor eczaneyi, diyor eczacım işte 3 tane tevzi hakkınız var diyor, yazın mı diyor. Falan. Peki mesela firmanın gönderme sebebi ne? Bir şey açıklanıyor mu? Bir şey söyleniyor mu? Ya firmada aslında kendinde olmadığını iddia ediyor ama bize göre bu ilaç zamları, hani daha da zamlanmasını istiyorlar. Yani daha yüksek fiyata satabileceği için elinde tutuyor. Aynen. Gibi mi? Yani ben de mesela yardımcı eczacılık yapıyorken hep depoda vardır ya, niye yok diyorlar
diyordum ama depoda da yokmuş gerçekten. Şimdi belki firmaya gitsek firmadaki diyecek bizde de yok diyecek yani belki de. Yani belki de diyecek o da hani üretimde işte ham madde sıkıntımız var hani maddi evet. olarak filan diyecek belki. Aynen belki hani, de aynen. Çünkü bizde ben mesela yardımcı eczacılık yaparken çalıştığımız depoyla çalışıyorum şu an o depodayım. Ha. Hani hep depoya suç buluyordum. Depoda suç olmadı anlaşılışın aynen. oldu. Anladım. Bir de şunu sormuşlar. Maaşı sormuşlar. Yani bunu söylemen doğru olmazsa bir aralıkta verebiliriz. Ya şöyle, normalde aslında Türk Eczacılar Birliği'nin belirlediği bir yasal maaş var. Yaklaşık 2 askeri ücret ediyor. Ama işte onu her depo vermeyebiliyor. Yani yasal bir rakam değil. Hı hı. Ha, o durumda biraz pazarlık etmek ha. gerekiyor. Yani çünkü şey gibi yardımcı eczacılıkta mesela yönetmeliğe yazmışlar yardımcı eczacının maaşı askeri ücretin 1,5 katı diye. Ama bizde öyle bir şey yok. Hani Türk Eczacılar Birliği tarafından belirlenmiştir bu kadar hmm. diyor ama yasal bir bağlayıcılığı yok. Biraz orada hmm. işte pazarlık taktikleri. He, anladım. Peki şey var mı? Şimdi mesela seninki ismini vermeyelim ama kurumsal bir firma ya. Başka hmm. şehirlerde de sonuçta bunun şubeleri var. Hmm. Mesela atıyorum işte Samsun firmasıyla Ankara firması ya da İstanbul firması, Mersin hmm. firması. Burada çalışan bütün mesul müdürler aynı maaşı mı alıyordur? Ortalama aynı alıyordur. Yani hmm. çünkü hepimize aynı zamanda zam yapılıyor. İşte genel olarak ekstra bir farklılık olduğunu zannetmiyorum yani. Hmm. Peki şöyle bir şey oluyor mu? Yani diyelim ki 2 asgari ücreti aldın. Belli bir hmm. zaman uzun süre çalıştıkça, işte kıdemlendikçe zam gibi bir durum oluyor mu? O bence oluyordur. Yani şeylerde falan oluyormuş. Daha böyle kooperatif depolarında olduğunu söylüyorlar. Sizinkinde var mı? Bizimkinde bilmiyorum. Ben daha 10 ayda çalışıyorum. İnşallah vardır. Girerken böyle bir konuşma yapılmadı o zaman. Yok işte genelde şey oluyor. Firmanın kendi koşulları oluyor. Direkt hani mesul müdür eczacıyla alakalı değil. İşte ikramiyeleri, promosyonları falan. Genel tüm çalışanları dağıttıkları için öyle ekstra bir hani eczacıya şöyle zam yapalım gibi bir durum olmuyor. Bir de belki onlardan bahsedebilirsin. Promosyonlar, ekstralar, nasıl şeyler uygulanıyor? Yani mesela şey oluyor. Bizim işte firmanın kendisi yılbaşında 2 maaş veriyor bize. İkramiye vermiş oluyor. Yine işte Eylül ayında yakacak yardımı falan veriyor. Böyle ufak tefek şeyler oluyor. İşte bir gönlümüzü alıyorlar bir şekilde. Yine fena değilmiş yani. Aynen. Anladım. Bir de şimdi bunu tavsiye ediyor mu diye sormuşlar. Şöyle yani ben biraz aslında depoyu ara dönem olarak düşünüyorum. Yani hastaneye atanmayı çok istiyordum. Hı-hı. Ama kaç atamadır olmuyordu. Yardımcı eczacılığımı da bitirdim zaten. Hani devam etmek de istemezdim. Hı-hı. O yüzden yardımcı eczacılık la kıyaslayınca bence tavsiye edilir. Yani daha iyi bir şey çıkana kadar en azından bir eczane açmadır, hastaneye atanmadır. Aynen. Bir ara dönemde aynen bir para kazanmak içinse bir gelir gibi de düşünülebilir. Ya da mesela yani. Hani bizim genel olarak işte firmada da böyle daha büyük, daha deneyimli eczacılarımız falan da var. Hani eczane açmış, beğenmemiş. Hı-hı. Demiş biraz da depoda çalışayım. Hı-hı. Falan. Yani çalışılabilir. Aynen anladım. Zaten analize bak sonra. Analize bakayım. Tamam. Şimdi genel sorular bitti mi? Ben birkaç böyle sormak istiyorum. Genel olarak böyle artılarını, eksilerini değerlendirebilir misin bize? Yani şurasını tabii. avantajlı, burası dezavantajlı. Öyle bir tavsiye et bir de bakalım nasıl olacak. Yani genel olarak kendi mesleğimizi yapıyoruz. Bence en önemlisi bu. Çünkü mesela şu an diğer bölümlerdeki arkadaşlarımı falan görüyorum. İşte çoğu atama beklerken hani kasiyerlik yapmak zorunda kalıyor, başka işler yapmak zorunda kalıyor. Öyle olunca hani kendi mesleklerini yapamıyorlar. Biz en azından kendi mesleğimizi yapabiliyoruz. Ve depolarda aslında eczacının da başta bulunması lazım. Hani ilacın kalite güvenliğinden sorumlu olan biziz. Mesul olan biziz. Dolayısıyla hani depoda bulunmamız da gerekiyor aslında mesleğimize bir artı. Hı hı. Aynı zamanda mesela bazen şey sıkıntılarımız oluyor. İşte ÜTS'li ilaç veriyoruz, alıyoruz. Hani öyle durumlarda eczacının derdini en iyi eczacı anlar. Eczanedeki eczacıyla da biz anlaştığımız zaman sorunların çoğu çözülmüş oluyor. Aynen. Sen mesela bahsediyordun depodaki diğer çalışanların yaptığı aksaklıkları, hani evet, ihmalleri. Evet yani bizim kadar bilgili olmadıkları için mesela zaman zaman depoda eğitimler veriyorum. Ben zaten normalde öğrencilik hayatımda da ders anlatmayı çok seven bir insan olduğum için hani az buçuk da olsa eğitim vermek hoşuma gidiyor. Genel olarak mesleki olarak tatmin edici. Yani eksilerine gelirsek işte biraz daha şey oluyor. Nasıl derler, deneyimsiz olduğum o 2 aylık zamanda çok zorlandım. Çünkü hiç böyle stajlarımızda olsun, eğitimde olsun hiç görmediğimiz bir alan. Ne yapacağımı bilemedim.
İşte depoda mesela sayım yapıyoruz. Sayım yaparken değişik değişik isimli ilaçlar var. Bu sefer işte bir de sayımı da kör sayım şeklinde yapıyoruz. İşte bir personelimiz dolaptaki ilaçların isimlerini bize söylüyor. Biz listeden buluyoruz. Haliyle işte söyleyiş farkları çok oluyor. Öyle şeyler olduğu zaman ilk başladığımda çok zorlanmıştım. Ama genel olarak baktığım zaman şu an iyi ki depoda çalışıyorum diyorum. Anladım. Peki mesela ilk girişte bir eğitim gibi bir şey veriyorlar mı? Şöyle oldu bizde. Benim yakın bir şubeye gittim. Orada işte 3,5 yıllık deneyimli bir eczacımız vardı. Hı-hı. O sağ olsun 2 gün işte ben onun yanına gittim. Bir gün o benim yanıma geldi. Hı-hı. Bir oryantasyon yapmış olduk. Anladım. Peki bir de izinleri sorayım. Mesela size ne kadar izin veriyorlar? Yani bizde genel olarak mazeret durumuna göre. Ben mesela şu an yüksek lisans yaptığım için izin almamda bir sıkıntı Hı-hı. doğmadı. Ama işte bu biraz mazeresine bağlı. Yani hastalık durumu bir şey olduğu zaman tabii ki izin veriyorlar. Genel bir yasal hakkın var mı? Şu kadar gün gibi. Bir yılı doldurduktan sonra 14 gün. 14 şeklinde. Gün. Ondan sonra belli bir şey var mı? Atıyorum 5 yılın üstü, 10 yılın üstü. Aynen mesela 5 yıl olduğu zaman sanırım 20 güne falan çıkıyor. Hı-hı. İşte 10 yıl olunca 26 gün. Zaten hafta sonları çalışmıyorsun. Aynen, sen çok böyle sayım ya da şey olmazsa herhalde. Aynen. Çok çalışmıyorum zaten. Onun dışında hani daha düzenli bir hayat yani aslında. Aynen. Daha düzenli, daha sakin. Evet. Değil mi? Yani genel olarak çok çünkü depoda öyle nasıl derler oturmuş bir sistem olduğu için çok müdahale etmemiz gereken olaylar olmuyor. Yine aynı zamanda eczacı olarak çalıştığımız çalışanlar bize karşı hani o saygıyı gösteriyorlar. Yani genel olarak güzel bir ara dönem olarak değerlendirilebilir. Bir de mesela şunu sorayım. Sen şimdi burada yüksek lisans da yapıyorsun. Bu konuya nasıl bakıyorlar? Biraz ondan da bahseder misin? Bakış açıları nasıl? Yani yapmana izin veriyorlar mı yoksa hani sıkıntı çıkarıyorlar mı gibi? Yani eğitimi her türlü destekliyorlar. Zaten ben mesela şu an yüksek lisansta gördüğüm şeylerin bazıları depodayken de işime yarıyor aslında. İşte ilaçların güvenliği, stabilitesi gibi konularda işime yaradığı da oluyor. Mesela işte bazen oluyor. İşte bir şey dışarıda kalmış oluyor ya da yolda gidiyor, geliyor. Hani o arada soğuk zincir bozuldu mu, bozulmadı mı? İşte firmayla görüşüyoruz. Hani stabilite verileri açısından bir faydası oluyor. Aynen. Mesela bu şey istemişlerdi ya başka bir alanda çalışırsa kıyaslama. Şimdi hani burada araştırma görevlisi değilsin ama yine genel olarak bir gördüğün kadarıyla akademiyle bir de depoyu kıyaslayabilir misin? Kendi açından hani bir yüksek lisans öğrencisi olarak da değerlendirebilirsin. Burada gördüğün gözlem yaptığın kadarıyla da olabilir. Bir kıyas yaparsan. Yani şöyle depoda mesela bizim en önemlisi mesai saatlerimiz böyle. Burada hani mesela bazen deneyim yetişmiyor işte 6'da çıkayım 7'de çıkayım. Yetiştireyim dediğim oluyor. Orada işte akşam mesai bitiyor. Dağılıyoruz. Hani en güzeli o. Mesai dışında böyle ekstra bir durum olmadıkça da hani müdahale etmem gerekmiyor. Bazen işte mesela şey oluyor. Dolaplarımızda işte bir bozukluk oluyor. Geçen dediğim bir iki ay oldu herhalde. Bir akşam dolaptan sürekli böyle alarm geliyor. İşte 8.40 oldu, 8.50 oldu dedik. Allah Allah. Hani dolap çalışıyordu. Yani öyle bir durumda mesela tabii ki hani çok mesai kavramına bağlı kalmamak gerekiyor tabii o durumda. Aynen ama hani onun dışında genel olarak bir düzeni var. Bu kadar hani burada mesela çok yoğun oluyor bazen. İnsanın hani başını kaldıramıyor. Aynen saatler öyle. Geçiyor. Orada biraz şeye göre oluyor. Dönemine göre işte mesela ilaç zamma dönemi oluyor. Bir şey oluyor. Hani öyle zamanlarda çok yoğun oluyoruz. Hı-hı. Onun dışında işte bazen de çok sakin oluyoruz. Hani kitap okuyorum. Sayfalarca kitap okuyorum. Biraz öyle baktığımız zaman dengesiz yani. Anladım. Bize genel bir bahseder misin? Hani böyle yaşadığın olaylardan belki biraz bahsedebilirsin. Genel olarak bir anlatırsan toparlayalım genel olarak. Bir depo eczacılığından. Tabii genel olarak. Depoda müdür eczacılığını. Aynen. Genel olarak böyle bazen işte haftada bir sayım yapmamız gerekiyor. Kırmızı yeşil ilaçların sayımı çok önemli. İl sağlık da geldiği zaman zaten ona bakıyor. 15 günde bir kendi içimizde bir otokontrol yapıyoruz. İşte formu dolduruyoruz. Çalışanlar kıyafetlerini giyiyorlar mı? Ortamda herhangi bir sıkıntılı durum var mı? Soğuk zincirler ivedilikle gönderiliyor mu şeklinde. Bunlara bakıyoruz. Yine bunun dışında ısı nem cihazlarımız oluyor depoda çeşitli yerlerde. Çünkü oda sıcaklığında işte 15-25 derece saklanan ilaçlar oluyor. Yine dolaptaki ilaçlar oluyor. Bunların kalibrasyonundan biz sorumluyuz. Yılda bir kalibre edilmeleri gerekiyor. Onda da bir firmayla anlaşıyoruz. Firma işte kalibrasyonunu yapıyor. Biz de bunu onaylamış oluyoruz. Yine ilacın bu kalite güvenliğiyle alakalı her şeyden de biz sorumlu oluyoruz. Yani hafta içinde genellikle böyle başlıyoruz. İşte bir planlama yapmamız gerekiyor. Biz işte mesela sayım günlerimizi perşembe günleri belirledik. Daha deponun yoğun olmadığı bir gün olduğu için ama bazen işte
Perşembe günü ayın biri falan olduğu zaman çok yoğun oluyor. Bu sefer işte çarşambaya çekiyoruz. Genellikle hafta başında bir planlama yapmamız gerekiyor. Depoda mesul müdür eczacı dışında işte depo şefi oluyor. Depo şefine bağlı çalışan, ilaç hazırlayan elemanlar oluyor. Sevkiyat şefi ve ona bağlı sürücüler ve motokuryeler oluyor. Onlarla düzenli bir şekilde iletişim kurmaya çalışıyoruz. Genel olarak öyle geçiyor. Böyle başta gelen çok ekstrem bir durum neydi mesela? En yaşadığın, en böyle sana garip gelen ya da ne bileyim çok böyle zorlandın belki. O dolap arızasında çok zorlanmıştım. Akşam bir anda mesaj gelmeye başladı. Hani arkadaşlar da kapatırken hiçbir sorun yoktu depoyu. Sonra işte depo şefimize ulaştım. Baktık depodaki buzdolabının kapağı yamuk duruyormuş. Aa. O şey arada bir boşluk varmış. Yamuk duruyormuş. Nasıl oldu? Hiç mi fikrimiz yok. Hemen işte servis falan çağırdık. Bu soğuk zincirler içinden de 5 saatten uzun süre böyle şartlarda kalmaması gerekiyor. İşte merkez depomuza gönderdik. Derken bir curcuna yaşadık. Yine sonu çözülmüş ya. Aynen yani. Sonu çözüldü. Genel olarak hani öyle çok zorlandığım bir şey olmadı. Onun dışında işte bazen zamanla yarışıyoruz. Hı. Çünkü işte eğitim vermem gerekiyor. Bu sefer işte motokurye arkadaşların hemen gitmesi gerekiyor. Hemen diyorum şöyle bir planlama yapalım. O biraz zorluyor. Böyle iş ortamı nasıl? Mesela diğer çalışanlarla nasıl bir ortam var? Çalışma ortamı? Ya aslında genel olarak güzel. Her şeyi bize soruyorlar zaten genel olarak. İşte eczacım bu ilaç geldi haberiniz olsun. Yeni bir şey gördükleri zaman işte soruyorlar bu hani kırmızı yeşil mi soğuk zincir mi ne bu diye soruyorlar. Genel olarak bizim hani eczacı olduğumuzun ve buradaki ilaçların hani kalitesinden sorumlu olduğumuzun farkındalar. O yüzden bizi bilgilendiriyorlar. Biz de yine onları da işte bir eksik gördükçe söylüyoruz. Yani genel olarak benim çalıştığım ortam güzel. Hani çalışanlarla iyi anlaşıyoruz. İyi, güzel. Böyle bir komik bir anını sorayım mesela. Yaş başına gel komik bir şey olabilir. Ha, şey olmuştu bir keresinde. Bir çalışanımız mail göndermek istiyor ama göndermeye çalıştığı mail bir türlü gitmemiş. Bana şey demişti, eczacım aramızdan en tahsilisizsiniz bir baksanıza demişti. Çok iyi. Yani şey yine eczacı aslında ortamdaki kilit eleman ya. Her şeyi çözen, her soru çözen. Orada evet. Bir İngiliz alatı, ne İsveççe kısım yani. Evet, İsveççe öyle bir şey oluyoruz. Yani hani bu mesul müdür görev tanımımız dışındaki şeylerle de hani ister istemez biz oradayız, gözümüz görüyor. Hani bir kontrol etme ihtiyacı hissediyoruz. Anladım. Her şeyin kilit noktasında biz varız aslında. Ha, anladım. Genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Bence bunun ötesinde artık yorumlarınızı kendiniz yapın. Yani siz oraya uygun musunuz, değil misiniz, girmek ister misiniz, istemez misiniz? Bence genel olarak size bir bilgi sağladı. Hani direkt bu mezunlara önerilir. Bence alt sınıftaki arkadaşlar için de bir bilgi oldu. Çünkü ya ben bile mesela hani kaç yıl oldu ben mezun olalı ama depoda bir eczacı ne yapıyor dediklerinde ya emin olamıyorum acaba tam olarak ne yapıyordur mesul müdürün görev kapsamını tam olarak bilmiyorum yani. Ben de birçok şey öğrenmiş oldum bu video sayesinde. Sizlere de bir bilgi verici bir video olsun. Umarım faydası olmuştur. Kendinize iyi bakın. Yine sorularınız varsa aşağıya yazın. Oradan Mihri'ye de ben yine sorarım, cevaplarız yani cevaplamaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Öpüyoruz. Bye bye.